bilgi, siyaset ve teknik donanım kuvvettir. Allah'ın insan tabiatına, doğaya ve kainata yerleştirdiği yasaları vardır. Allah'ın yasalarını gözetmeden Allah'ın gücünden pay istemek ciddiyetsizliktir. Savaşacaksanız hazırlık yapmanız sünnetullah'tır. Öyle değil mi? Ve aiddu mastatatum min kuvvetin. Öyle değil mi? Evet. Savaşacaksanız eğer kuvvet hazırlayın diyor. Elinizden geldiği kadar kuvvet. Enfal suresi 60. ayet. Kuvvet hazırlayın. Siyasi ve teknolojik kuvveti dışlayıcı yaklaşımlar var. Burada İsmet Özel Bey'in kulaklarını çınlatalım 3 mesele dolayısıyla. Afili gelse de sürdürülebilir değil. Siyasi ve teknolojik kuvveti dışlamak. Afili gelebilir. Fakat sürdürülebilir değil. Çok soyut ve entelektüel bir fantezi olmaktan öte gitmez. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere kökten karşı çıkmak aslında tepkisel bir yaklaşım. Çünkü insan boğazına kadar içine gömülmüş zaten. Tarzan değilseniz, dağda yaşamıyorsanız hem efendim arabaya binip hem cep telefonu kullanıp efendim hem iPad kullanıp da ondan sonra da teknoloji mi, tukaka falan, bu çok şey olmuyor yani. Efendim. Anlatabiliyor muyum? Peki ne yapacaksınız? Teslim mi olalım? Hayır. Kim demiş? Kim demiş teslim olalım? Peki o zaman şunu söylemek hakkımız değil mi? Bizi bunlara muhtaç edenler utansın. Biz bu muyduk? Evet, bir aletin kendiliğinden aklı olmaz. Bir aletin aklı onu icat edenin aklıdır. Eğer Müslümanlar bugünkü teknolojinin arkasında yatan akıl, Müslüman aklı, Kur'an'ın inşa ettiği İslam aklı olsaydı muhtemelen çok daha farklı tezahür edecek, farklı kullanacaktık. Peki bunu yapmamakla aslında biz görevimizi yapmış olmadık mı? Yapmamış olmadık mı? Kime bulacağız bunun suçunu?